kaç tane doktora, sağlık çalışanlarına şiddet. Çok da ağır cümleler kurdum. Hayatında Cinali'den öteye kitap okumamış böyle kaba saba tipler benim deliler gibi ders çalışan, canımı emanet ettiğim doktoruma yumruk atıyor, kafa atıyor, hakaret ediyor, küfrediyor. Ben yoruldum, şu vahşiler yorulmadılar. Ve artık doktor falan da kalmıyor. Yani buna da hazırlığınızı yapın. Çok kritik meselelerde, bölümlerde, uzmanlıkta doktorlarımızı kaybediyoruz. Zor bulursunuz 2-3 yıl sonra genel cerrah. Zor bulursunuz beyin cerrahı. Zor bulursunuz kardiyolog. O kadarını söyleyeyim. Yine bir haber geldi. Ankara'da bir doçentimiz ya iyilik yapmaya çalışırken gözüne yumruk yiyor. Artık lafı fazla uzatmanın, eveleyip gevelemenin bir anlamı yok kamu hizmeti alamayacak. Sağlık hizmeti alamayacak. Doktora bir fiske, saçından tel koparan. Bunun behemahal hayata geçmesi lazım. İşte buyurunuz. Benim de bahtıma hep şiddet haberi sunmak düşüyor ama ne yapacağız ki? Bir kere daha yeter artık. Yer Ankara, başkent ha. Başkentinde göbeği. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi. Çocukluğum orada. Etlikte aşağı eğlencede geçti. Hemen ilerideki ilkokulun mezunuyum. Yalçın Eski yapanın işte orası. Doçent doktorumuzla tanışınız. Kardiyolog uzman Aslan Öcal. Şimdi bir baba ile oğul geliyor hastaneye. İşte laboratuvar sonuçlarını alacaklar. Ardından da tetkikleri isteyen doktora gidip değerlendirecek hoca bakacak. Hoca izinli laboratuvardan sonuçları almışlar. Bir başka kardiyologun, Aslan Hoca'nın kapısını çalmışlar. Aslan Hoca diyor ki: "Bakın randevunuz yok. Benim hastalarım bekliyor. 30 hastayla ilgilendim şu ana kadar. En az bir 20 kişi daha sırada bekliyor. Lütfen randevunuz yok. Zaman kalırsa bakarım." "Vay, sen bize nasıl bakmazsın?" "Ya sen bu hocanın hastası değilsin. Elinde randevun yok. Aradan girme yapmaya çalışıyorsun." Bu nasıl bir şey? Ve ardından randevusu olmayan baba oğul bakmadın diyerek hocaya saldırıyor. Gözüne yumruk atıyorlar. Ya işte insan sevgisi de başka. Şu doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza bayılıyorum. Gözü şişmiş. Gidip darp raporu bile almamış Aslan Hoca biliyor musunuz? Ne yapmış? Hastalarım bekliyor. Çalışmam lazım. Yaralı halde, darp edilmiş halde hasta bakmaya devam etmiş. Peki saldırganlara ne olmuş? Ne olacak ki? Artık yalama oldu bu meseleler. Yapanın yanında kar kalıyor. Serbestler. Takılıyorlar. Belki şu anda etrafta semtte bugün bir doktorun kafasını gözünü patlattık diyorlardır. Gurur duyuyorlardır ha? Öyle mi? Çok acı. Artık yeter. Bir şekilde bu iş çözülmeli. Caydırıcı cezalar gelmeli benim doktoruma, hemşireme, ambulans şoförüme, teknikerime kafa atmak, yumruk atmak, hakaret etmek gelemezsin. 6 ay sağlık hizmeti alamayacaksın. Kaydına işlenecek bu. O TC numaran bilgisayara girdiğinde bu hastaneden tedavi hizmet alamaz. Git özel hastaneye bir doktor kontrolüne ver bir 1500 lira kendine gelirsin sen. Ya hapis cezası bu da gelmeli doktorun gözünü patlatmak. Saldırganlar serbest, işin takipçisi, Türk Tabipleri Birliği de, Kardiyoloji Derneği de takipçisi. Ben her zaman buradayım. Hocalarım sizi asla yalnız bırakmayacağım. Sonuç alana kadar sağlık çalışanlarım.